Evet arkadaşlar, merhaba. Ufak ufak yapmaya başladık. Daha tam bitmese de senin için 200-215 gibi bir şey yakalarız diye düşünüyorum. Arabanın engelleri. Aynen abi, siyah stoplarımız duruyor. Evet arkadaşlar, merhaba. Gönlümüz böyle bir E93 çekmekte vardı ama şimdi E93'ü çekmeye gidiyoruz arkadaşlar. Gel. Gel Ata, gel. Gönlündeki E30 burada, gel. Ooo Selçuk abi, merhaba. Ne haber kardeşim? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Tabii işin esprisi abi. Güzel bir E30 getirdi Selçuk abi bizlere. Arkada da bir E93'ümüz var. O da abisi, değil mi abi? Aynen. O da bunun dizel abisi. Abi kardeş geziyorsun. Aynen, geziyoruz. Nasılsın abi? Allah çok şükür, sen nasılsın, iyi misin? Çok şükür abi. Kanalın hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah abi, Allah İnşallah. Razı olsun. Bol izlenme olsun. İnşallah abi, bakalım. İnşallah inşallah. İyi izlenmelere doğru gidiyoruz. İnşallah inşallah. Olur ya, hepsi sonuçta bir anda olmuyor. Bir emek veriyoruz. Tabii işte. Ki yavaş yavaş, bak işte buralara kadar geldik, ettik, yani geliniyor, ediliyor. Böyle ufak ufak bence büyür. İnşallah abi. Evet. Sizler gibi abilerimiz olduktan sonra, destek verdikten sonra. Sonuna kadar senin için hiç sıkıntı yok. Eyvallah, Allah razı olsun. Senden ne getirdin bize abi? Kardeşim ruhsat 3.16, 4 evet. Kapı, E30. Çok istiyorduk, çok seviyorduk. 2016 senesinde ilk gitmiştim bu arabaya. Evet. O zaman alamadık, kısmet olmadı. Sonra İzmir'e geri gitti araba. İzmir'den tekrardan buraya geldi. Baktım yine ilanlarda. İşte kısmet oldu. Aldık. Ufak ufak yapmaya başladık. Daha tam bitmese de senin için yarım hali de olsa. Olsun abi, ufak olsun. Ufak eksikleri de olsa getirdik. Lafını böleceğim ama abi. Senin plakalar rol. Evet. Ben seni aslında BMW'lerle tanımadım. Aynen. Belki birçok izleyen arkadaşlar olabilir seni. Yani seni Rolik'lerden tanıyoruz aynen, az çok. Aynen. O sen 106 ile başladı. 106 GTI ile evet. Başladı evet. Değil mi abi seni var? Tabii. Yani 106'nın bizde yeri başka. İlk 106 mıydı abi, yoksa hani ben çok arabanı biliyorum ilk ama. İlk 106'ydı. Plaka olarak da rol olarak ilk 106'ydı. Evet. İşte 106 yine başka bir 106. İşte yine başka bir 106. Hep i̇şte, 106. Aynen. İşte RX8'di. İşte ne bileyim. Değiştim. 5 S3 vardı. S3 vardı. Bay S3'ü sen hatırlattın. Onu unutmuştum. Evet, söylemeyecektim. S3 vardı. Yine bir kupesi vardı dizelin. Evet. Onlar öyle rol plakaydı. Ama sen hani Rolling'çi tayfa seni daha çok tanır. Değil tabii, mi abi? Tabii. Yani hep oradan böyle Rolling. Hani oradan işte böyle bir rol Selçuk diye kaldı. Ben biraz çekiniyorum, utanıyorum böyle söylemiyor ama hani işte rol Selçuk dedim mi tanırlar falan diye de böyle bir yok hani, abi utanmana gerek yok. Zaten hani belki izleyenler vardır aramızda, tabii bilmeyenler de vardır. Vardır. Vardır evet vardır. Ama seni bu hani tek Türkiye tayfası olarak. Tabii Facebook yoktu o zamanlar. Evet yani abi. Bizim gazladığımız dönemlerde YouTube bile yoktu. Yoktu. O Street Fighter diye bir siteye falan koyuyorduk. Tabii o site kapandı. Videolar falan gitti. O Typar dönemi, 106 dönemi. Zevkli dönemlerdi. Yani yine yapılıyor, ediliyor. En son yine M5 vardı biliyorsun evet. O da rol plakaydı. Yani arada denk gelince yine yapıyoruz evet, ama çıkıyoruz. Eski tatlar, eski neşeler yok. Tabii abi eskiden tabii. Cezalar yoktu. Şimdi tabii. Ya insanlara bir video koyuyorsun. Tabii bu dolar ceza... kuruyla araba yapmak da zor açıkçası. Artık zor. Yani gerçekten ciddi masraflar. En son yürüttüğün 106 ile galiba M5'i kafa kafaya mı gidiyordu yoksa geçiyordu abi? Tabii kafa kafaya gidiyordu. Selim abiye buradan selam Selim abiye de selam olsun. Selim abi hiçbir zaman bizi de o şeylerde kırmadı. Her aldığımız arabayla bir yanına koştuk, denedik. Evet. Tabii sonra söktük falan, biraz daha hızlandırdık falan. Daha sonra daha farklı yaptığımız 106'da 60 M5'i de geçtik. Artık tatlı noktasına bıraktık. Tabii ama. 106 zevkli. Yine seviyoruz. Yani yine belki bulsam, yine belki alırım, yine yaparım. Hiç belli olmaz senin, yani. Senin bıraktığın arabalar öyle o setup'ta mı duruyor yoksa hepsini söktünüz mü abi? O setup'ta duran bir araba da var ama sökülen araba da var. Yani biz sökmedik ama aldıktan sonra kırılıyor, dökülüyor. Yani herkes ya bizim gibi kullanmıyor ya da ne bileyim bir yerde bir hata oluyor. Sonuçta mekanik spor. Hani evet. Kırılmama şansı yok. Evet. İlla ki kırılıyor yani. Bir yerde arabanın da pili bitiyor yani. Allah yapısı değil kırılıyor. Atmosferik de baya canlı. Atmosferik canlı. Atmosferi zevkli. Yani ezelinden beri atmosferi seviyoruz. Yani gazın her yeri dolu. Ama tabii atmosferi yapmak da zor. O bir beygirler, iki beygirler. Ben mesela 106 ile 207 beygir çıkardım. Şimdi birine söylediğiniz zaman hadi 207 beygir. Benim arabamda da 250 beygir mesela. Bir Polo GT için veya dizel bir araba için. Evet. Ama çok farklı şeyler. Yani aynı şeyler değil gerçekten.
işte. Onda hep milimetrik hesaplar tabii, var tabii, abi. Tabii. O bir beygir iki beygir için perişan oluyorsun ya. Vallahi perişan oluyorsun. Onu söküyorsun, bunu söküyorsun, hafifletiyorsun. Ama öbürkünde ne yapıyor? Adam yazılımla turboyu büyütüyor falan filan. Aynen öyle. Yani onlar kolay ama tabii. Şeyde öyle değil. Gerçekten çok dediğin gibi milimetrik hesaplar öbürkü var. Öbürkü aram beygir. Yani şimdi sen de bu işte çok eskisin. Bakma bize böyle söylüyorsun da sen de çok eskisin. Yani o yok millet abi, eski defterleri abi karıştırsa çok videolar çıkar ya. Bizde o kadar şeyler yok abi ya. Atmosferik dedik abi en son. Evet. Atmosferde kaldık. Bu da bir herhalde atmosferik. Evet. Araç orijinal 3.16. Evet, orijinal 3.16. Sen aldığında da 3.16'ydı. 3.16'ydı. Fabrika çıkışı 4 cam otomatik, klima, ABS, alarm. Doluymuş. Ha, bu şekilde. O dönemin dolusu. Tabii o dönemin dolusuymuş. Böyle hatta faturaları falan duruyor. Böyle inceledim falan, böyle baktım. Adam o zamanlar böyle her şey işte sipariş etmiş. Arkadaki işte ne bileyim o rüzgarlık bile işte. Hani böyle işte fabrika çıkışı. O şekilde gelmiş. Öyle aldık. Biraz böyle ufak tefek göçükleri vardı. Onları hallettik. Bunun iki parçasında boy var. Geri kalan hiçbirinde boy yok. İnşallah abi. Göğütlüsü yani, de güzel geldi. Orijinal 180 binde. Ne çok kısmettir ki aldığım motor da 180 binde. Sağ olsun Burak, arabada emeği benden fazladır. Hakkını Burak Bal mı abi? Burak Bal. Allah razı olsun. Buradan sistem edebilir miyim abi bana? Burak gelir. Senin sistem etmene bile gerek yok. Senin tamam. İşin o da her yere gelir. Tamam. Burak olmasa ben bunları yapamazdım. Gerçekten yani vidasına varıncaya kadar emeği çok büyük arabada. Ya başta Burak zaten yaptım. Abi kendi arabasından herkes biliyor az çok. Aynen öyle, aynen öyle. Yani maşallah var onların. Ben herkese tek tek teşekkür edeceğim. Kaputu açtığıma da teşekkür tamam, edeceğim insanlara. Birazdan geçeriz abi. Aldığında normal 3.16'ydı. Evet. Sonra sen üzerine aksesuarlarını koymaya başladın herhalde. Aynen. Bir de aynen. Bu arabayı herhalde satma niyetin gibi bir şey yok diyeyim. Allah sattırmasın. Yani bu... Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir kardeşin olarak ben en çok pişman olduğum arabalar E30 serisinde, babamdan dolayı bildiğim için E30'lara ben pişman oluyorum abi. Evet. Yani şu anda da ilk videomuz, yani çok sevdiğim için biliyorsun. Aynen, yani. Aynen. Senle başladı E30. Evet. Belki daha serisi gelir buradan. Gelir gelir, inşallah gelir. Gelir çünkü etrafımızda çok E30 var. Açılışı ben yaptığım için sevinçliyim. Sağ ol abi, Allah arasın. Bu arada ikinci geçişim bunu abi. Ya vallahi ben de geçecektim ama ne bileyim yani... Herkese saygı duyuyorum. Çok E30'cu abi var. Hepsini tanıdık daha yeni yeni. Hepsine buradan selam olsun. Yani biz daha çok 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 yeniyiz. Hani Atan dediği gibi 13 Ağustos'ta falanız ama hani buradan şimdi izleyip daha falan filan yapan illaki olur. Ama olmasın. Hepsine saygımız sonsuz. Bizden çok çok daha bilen. Evet. Bu işi yemiş yutmuş abilerimiz var. Hepsiyle tanıştık. Tek tek şimdi isim saysam çok uzun sürer. Aynen hepsine abi de selam olsun yani buradan. Sen bunu İzmir'den mi aldın? İstanbul, İzmir. İzmir, İstanbul. Tekrar İzmir, tekrar İstanbul. Buradan ben aldım. Evet. Yani aslında üçüncü sahibim ama dört gibi. Aslında iki kişi arasında bir daha gelip gidiyor. Evet, o şekilde şey ben de böyle dördüncü sahibi gibi oldum. Evet. İşte anlatsak tek tek işte jantlar yoktu. Üç parça BBS var galiba. Evet, üç parça BBS var. Bunları Ankara'dan bulup aldık. Evet. Daha onların da polis asışı var. Ondan sonra... Evet, abdiyeçleri var, polis asışı aynen, var. Aynen, aynen. İşte far silecekleri yoktu. Far silecekleri aldık. İşte kara far. Bunlar da çok seviliyor evet, biliyorsun. Onların da orijinalini alacağım ama onlar şimdilik yapma kara far. Evet. IS slip'i aldık. İşte plakasını taktık. Koltuklar yoktu. Recaro taktık. Recaro'ları taktık. Ama Alpina galiba. Evet. Kumaştı. Aynen. Bu kumaş biraz biz bir Rizeliyiz. Yani evet. Sen de. Ben de. Annem yani, Rizeli abi. Aynen. Sen de Rizeli sayılırsın. Biliyorsun bu rengin yani Alpina'dan ziyade bana renk olarak çok hitap ediyor. Evet. Yani biliyorsun bu Rizeli olan bir 53 milli sevdası evet, çok oluyor. Bizde evet, de öyle. Her Rizeli olduğu gibi. Evet abi. Onun için yani o koltukların biraz daha şey bende ayrı yani. Hani Alpina'dan ziyade o renk daha beni çekiyor yani böyle kendine. Evet. Ondan sonra işte direksiyonumuz dediğim gibi işte 36 santim M2 bunlar da çok makbulmuş. Evet. Onu da aldım ama o da şimdi şeyde tekrardan kaplanıyor. İstersen şöyle yapalım, onun içinde ne anlatırız tamam abi. Şimdi ben ne yapalım, motoru mu açalım abi? Canı herhalde motoru açalım. Aynen aynen şimdilik öyle. Ben açayım abi. Tamam. Abi ben E30'un neyini severim biliyor musun? Buradan açtığın zaman erkek gibi... Gidiyor. Gidiyor. Aynen. Öndeki de, arabaya çok yakınsın, öndekine de vuruyor ama. Aynen. Bir de şey güzel abi, yani bundan sonra bu kalmadı. Evet. E30'dan sonra kalmadı. Evet. Bir E34'te de böyle. E30'ları da çok mükemmel araba. Ben geçen böyle bir açtım kapattım da çok tok yani. Turbo yapacak olsam E34'ü tercih ederim. E34 hani... Çok sıkı. Ben nereden biliyorum? Bir önceki M4 videosundan biliyorum. Serhat abinin senelerce bindiği evet, E34 evet, M5'ten biliyorum. Abi var ya, yani anlatsam... Çok kitap olur yani Serhat abi, öyle söyleyeyim. Serhat abi anlatmaya Serhat abi gerek candır. Yok. Anlatmaya gerek yok. Şimdi abi kaputu açalım. Evet Selçuk abi, motorun açtık canı burada yani. Aynen, motorun canı sen burada. En güzel motoru takmışım bence. Yani evet, en sorunsuz
bu olur dediler. Biraz da dedik hacimli olsun. Zaten hani ben buna günlük de çok binmek istediğim için hani sağa sola gidip gelsin, sessiz olsun. Yani her gün binebileyim. Biliyorsun polisten çok uğraştık. Hani senelerce uğraştık. Artık böyle uğraştırmasaydım ama yine de çok fazla sesini kısamadık. Biraz asesör, ona da geliriz. Ama motor olarak bu sağ olsun Alpinstar Fatih abi. Melih kardeşim, yani onların da yani çok özeniyordum. O, Fatih abi de sağ olsun kendi arabası bilendi. Hani Fatih var çünkü abi, böyle gözü kapalı takıyor. Evet, yani böyle abi gördüğüm arabalar var, hani böyle biraz daha böyle şey olmayan. Hani ben böyle çok temiz olsun istedim. Tabii bunda da var eksiğimiz. Daha bir buraya bir kutu filtre kazanı yapılacak. Bunda da harici bir beyin yaptı Fatih abi. İşte Özgün abi ayarını yapacak. Daha bir diferansiyel sıkıntımız var. Onu da bu hafta çözeceğiz. Çok kısa şu an araba. Yani yok diye onu takmıştık. Onu da aldık. Fatih abi onu da halledecek. Motorda harici beyin var. Bobin var. Evet. Ondan sonra işte motor içi ne var? M50B25 değil mi var? M50B25 orijinal. Bu da 180'inde bu motor. Şey değil ama. Başka motor içi falan yok ama biz tabii alttan açtık. Yatak matak. Onların hepsini değiştirdik. Yani şu anda sorunsuz, sıkıntısız. Hani belli mi olur? Bakarsın. Hani araba kalacak diyoruz. 3 sene 5 sene sonra belki turboya döneriz. Hani belki böyle bir çıtır bir turbo. Hani biraz olsun daha böyle. Abi. Sen atmosferikçisin. Yani atmosferikçiyim. Ya da işte bunun üstüne biraz yükleniriz. Belki işte ne bileyim buna bir egzantrik gireriz. Belki 3.0 yaparız. 3.0 stoku. Ben mesela bindim abi. E36'da bindim. Çok keyifliydi. Evet ben de bindim. Birkaç tanesine. Şimdi hatta gene Fatih abi kaydeder bir şey yapıyor. Yani hızlı bir şey yapıyor. Bakalım o bir sonunu görelim. Ne koşacak saniyeler falan. Hani bizi mutlu edecek bir şey olursa. Saniyecisin. Evet tabii biraz saniyeciyiz. Ama biraz da tabii kaysın falan diye istedik. Onun için böyle kilidi milidi. Buna o yüzden kısa yaptım. Tabii. ST'nin coilover'larını falan da taktı Fatih abi. Bunlarla dedi yani yolu iyi tutar dedi. Ya çünkü hani sonuçta her şeyi hızlandırmak değil biliyorsun. Hani biraz da arabanın yere basması lazım. Evet. Gerçekten bütün E30 arkadaşlara da öneriyorum. Yani orijinal bir marka coilover gerçekten çok fark ediyor. Zaten E30 daha bir bazı şeyler aslında hani tam gelişmemiş normalde. Hani neden diye soracak olursa E36'da gelişiyor, E46'da evet, gelişiyor evet, falan evet, filan. Evet, zamanla gelişti evet, yani. Tabii. O yüzden de bazı şeyler eksik kalıyor ama aynen. Şimdi Fatih abi bunun E30'u artık gözü kapalı taktığı için her yere. Kesinlikle. Yani gözünü bağlayalım taksın tabii, sana. Tabii. Motoru bu M50 kaçıncıdır bilmiyorum yani. O da sayısını bilmiyordur. Ona artık bunlar böyle basit geliyor. Daha böyle farklı projeler istiyor. Kafasında var bir şeyler. Ben şimdi söylemeyeyim. Onunla da bir gün video çekersen inşallah. İnşallah. Sana kendi anlatır. Yani böyle bunu taktık. Akü normalde biliyorsun. Bunlar evet da, bunlar da 3.16'larda önde. Sadece E30 M3'te galiba arkada. Ben evet, öyle biliyorum. 25'lerde arkada bir de. 25'te mi de var arkada? 25'te evet. Arkada. Bizde orijinal aynı 25 gibi. Sağ olsun gene Burak buldu. Bu parça komple. Evet i̇şte burası akü aldık. Akü orijinal E30'un gene kendi orijinal kablosu. Arka tarafa bütün orijinal bir şekilde aynı 25'miş gibi. Orijinal bir şekilde aldık. İşte kule gergesi var ayrıyetten. Arkada da ayrıyetten kule gergesi var. Bagaj biraz dağınık. Açarız şey, belki abi açarız. Sıkıntı yok. Yani baş, ön tarafta bu şekilde abi. Yani şu an böyle ne bileyim ayardan sonra şu anda bezme hiç ayar yok. Çünkü o diferansiyel araba 150'de falan bitiyor. O bayağı kısa abi. Çok kısa. Yani dükkanda o sırada o vardı elimizde. Hani bir an önce ben de heyecanlıyım tabii araba yani bitti. Herhalde 200-210 beygiri bir şey yakalarız diye düşünüyorum yani en son. Tekerde mi abi? Yani çok da aslında bu işlerde beygire takılmamak lazım. Hani zevk. Zevk varsa içeride hissiyat güzelse. Mesela bu motor abi bunu artık benimsedi yani. E30'u benimsemiş bir motor. Evet. O yüzden de bence hani üzerine tabii 3.0 yaparsın belki. Onunla daha keyifli, daha hızlı olur ama işte bu yeterli bir seviyede yani. Tabii ki biraz daha bence bunları her yapan arkadaşın yani böyle kademe kademe bir daha zevkli. Yani bir yerde bunu çünkü yaptıktan sonra bir de satmayacağım bir araba düşünüyorsan bitti yani anladın mı? Daha yapacağım bir şey kalmıyor. Ama şimdi mesela böyle başlayıp biraz daha arabayı tanıdıkça güçlendirmek bence daha mantıklı. Evet. 106 sabunu yapmayız. Gözü kapalı yaparız ama sonuçta ben de bu arabaya yabancıyım. Daha yeni yer öğrendim. Yani biraz da arabayı tanımaktan yanayım. Hani. Yeni öğrendin de sen zaten araba camiasında olduğun için abi az çok biliyordun da sen biraz da eski zihniyetli olduğun öyleyiz, için öyleyiz, şey öyleyiz. Yani 106 işte yürüme, rolling her akşam bir yere. Mesela örnek arabası değil. Değil, aynen. Aynı şeyi söylüyorum. Aynen. Hani şimdi böyle bakıyorsun hani herkesin yani gönlünde bir şey yatar. Şimdi hepimiz çok daha kaliteli arabalara belki bindik veya halen daha biniyoruz. Evet. Ama mesela şöyle baktığın zaman hani ben şimdi 35 yaşına geldim. Beni heyecanlandırıyor gerçekten. Hani ne bileyim kendini siliyorsun, temizliyorsun böyle garajda durması falan. Ne bileyim yani herkesin gönlündeki. Abi bu araba herkesi heyecanlandırıyor şu anda. Yani hakikaten öyle. Yani şimdi mesela M5 varken bile yani yan yana çekiyordum. Hani mesela bunu böyle birine falan vereceğin zaman böyle tedirgin olursun ya. Böyle hani mesela M5 ya tamam işte mesela atıyorum. Hani örnek bir atağın alsın götürsün. Ama işte E30'u ben götürürüm hani.
Aynen. Öyle bir içinde ister istemez şey oluyor yani, herkesin vardır böyle gönlünde yatan bir araba. Aynen aynen. Bizim de burada bak abi, E30M3. Evet abi, şimdi motorda anlatacaklarımız herhalde bu kadar. Ama bence her şey yerli yerinde. Sadece dediğin gibi zaten videoda söyledin, hava filtresi yeri olsa daha da evet, güzel olur. Evet, fit yapacağız. Zaten aynen. Yani bunlarda biliyorsun ki zaten şey yok. Hani turbo olmadıktan sonra zaten görebileceğin başka bir yok. Şey yok yani. Işte. Ama işte bu şey güzel abi, hani BMW her şey yerli yerinde ya abi, tertemiz. Şey yani oradan i̇şte... bir kablo sarkıntısı, mablo sarkıntısı yok. Hani aynen. Böyle bir şey istiyorduk. Böyle de bir şey oldu. Ya zaten Fatih abi böyle şeyler yapmıyor aynen, abi. Aynen. Yani onun işçiliğine zaten söyleyecek bir şey yok. Aynen öyle. Yani dünya standartlarında artık iş kesinlikle yapıyor. Kesinlikle Fatih abiye de, Melih kardeşime de. Buradan ben de selam söylüyorum. Şimdi abi kapatalım istersen. Aynen. Bu aracın bir de bak abi, ben neyi severim biliyor musun E30'un? Bak geleceksin abi, buradan şunu yapacağım bak. Araba orijinalse tık eder zaten. Ediyor. Hani bir de videolar var abi şimdi, kapı ayarları falan yapıyorlar ya böyle. Bak bunda da kapı sesine ben hastayım. Ya bunda da işte... Ya inanılmaz hastayım bunda. Hani G serisi gibi kapısı tık evet, eder yani. Evet evet. Ama tabii bunda da bir kafada falan bana göre var mesela. Bir ayarlanacak yani ufak tefek. Ya abi bitmez. Kaput söküldü takıldı falan, tam böyle şey yapamadık. Yani bazen oluyor hani herkes içinde olsa da hakikaten bir fırsat olmuyor. Oraya giriyorsun, buraya giriyorsun işte derken klimanın her şeyi tamam. Sökmüştük, geri takacağız. İşte bugün, yarın derken... Klima gazı yok. Gibi. Aynen. Aynen. Ya bir de işte sende şey var abi, IS lipi var. Evet, onu da yeni aldık. Yani ben bazı parçaları duyunca gerçekten E30'a şaşırıyorum. Sen bir de yeni demin videoda söyledin ya biraz, hani daha yeni başladım buna. Ya bunun eskiden var ya, bunların para değildi abi. Herkes aynı şey ya söyledi. Para değildi evet, abi ya. Para değildi. Hani... Şimdi ayıp bir söylemesi 0-2.5'larda, 2.800'lerde falanmış. Yani ben de neredeyse yarı parasını verdim, aldım. Bir de işte bulmak da zor. Ama hani... gerçekten mükemmel olmaz mı? Kırılmıyor abi. Benim eve garaja giriyorum. Öbürleri kırılıyordu. O fiberleri şu kırılıyor. Şu an var ya, ikiye katlanıyor. Aynen. Aynı şekil duruyor. Yani duruyor. Mükemmel malzeme. İşte abi o zamanın arabası kaliteli. Kesinlikle. O zamanın BMW'si kaliteli. Kaliteli. Adamlar çok ince şeyleri düşünmüş. Abi jantta da yani bu otomobile yakışan bir jant bulmuşsun. Ya bu jantın hikayesi de komik. İnternette ben bunu buldum. Biliyorsun evet. Anlamıyorum o zaman çok. Adam o zaman bir para yazmış işte. Kaç? 5,5 mu 6 mı öyle bir para yazmış. Ya dedim işte bu jantları kaç para olur, 4 euro olur. Benimle konuşuyorlar biliyorsun. Ben daha böyle bir düz konuşan evet. insanım yani. Adam öyle yaptı. Sen bu jantlardan hiç anlamıyorsun galiba dedi. Ha anlamıyorum ne oldu dedim. Ondan sonra abi dedi yani yanlış anlama, sen bunu bir soruştur dedi. Bu jant orijinal 3 parça dedi. Ya ne yapayım, kaç parça dedi, kaç parça dedi. Bilmiyorum ama. Bunu aradım dedi böyle böyle. Abi hemen al dedi falan hani böyle. Hani jantı da öyle öğrendik yani. Orijinal BBS işte. Değerli. Replika BBS neymiş o kadar bilmiyordum. Ama evet. Şimdi iyi ki almışım diyorum bir kez daha. Herkese saygı gösteriyorum. Bir jant olayı. Kişisel zevk. Ama ben de bence yani bu BBS'im yani. Ben yani bir gün bir BBS'im olursa. BBS takarım. Bilmiyordum yani orijinal 3 parça 5 parça ama BBS takarım diyordum. Gene Allah gönlümüze göre vermiş. Aynen. Şey de güzel abi. Yan hani böyle hatları falan dediğin gibi zaten bir 2 parça boya var dedi. Evet. Yani öyle çizgileri mizgileri vallahi 10 numara yerli yerinde. Gerçekten birkaç böyle nokta vardı. Ya abi olur onları onlar. Onları aldırdık. Yani. İşte kaç modeldi abi bu? Bu 90. Şöyle istersen bir arkasına geçelim. Geçelim. Bu adam zamanında İzmir ama Ankara'dan gelmiş. O zamanlar mesela şey yokmuş tabii aldığı bu senede. Bu ithal değil değil mi abi? İthal değil. Gümrük değil. Yok gümrük değil. Aldığı senelerde tabii şey olmadığı için, İzmir'de BMW bayi olmadığı için evet. Ankara'dan alınıp o bütün kaporo kağıtları falan duruyor. Ankara'dan alınıp mesela çekiciyle şey... Yanımızda mı abi onlar? Onlar da torpido. Evet abi. Arkasında da güzellikler var. Arabanın en değerli yeri. Aynen abi. Siyah stoplarımız duruyor. Yani işte siyah diyen var, mor diyen var. Mor abi şöyle yani ben şimdi çok biliyormuş gibi konuşmayayım tabii de. Ben de. Ama mor stop diyorlar işte. Hayır mor stop var. İşte bak bu M40 diye geçer. Ha şey mor stop. M20. Tamam, ince olanlar. İnce evet. olanlar. Eyvallah. M20'de hem siyah var hem mor stop tamam, var. Doğru. Onda iki tip aynen, var. Aynen. Onda ZKV mi MKV mi iki tane bir şey var bir tam bilmiyorum. Bir de bilmiyorum diyorsun abi. Bununla ilgili farklı bir yorum olan varsa arkadaşlar aşağı yoruma belirtsinler. Aynen ama işte marka olarak MHV yani arabanın şu an herhalde en değerli yeri arkası. Evet. Bizim için. Bunu da yeni aldık. Hani bundan olması lazım dediler. Biz de... Bu olmazsa olmaz bir aynen. de şu abi. Evet o şu... aldığımdan beri var zaten. Bir logom şey değil. Bunu da alacağız. Orijinal mi değil? Orijinal değil. Bir de abi bence E30'un en güzel yeri egzoz çıkışı var ya abi. Egzozu da... Beni en çok cezbeden arkadan E30'un bu yani. Böyle bu rüzgarlık orijinal. Evet. Ne diyorlardı bu? M40 diyorlar galiba. M40 bir de bunun bir şeyi var. M1'i var şöyle. M1'i var. M1'de de şöyle oluyor. Demir tamponlar evet. o altları çizgili oluyor ya. Aynen. Burada da 3 tane çizgi var. O da güzel duruyor. O da güzel. Kadar ama o da böyle bunun gibi böyle bir değişik yumuşaklığı evet. var. Enteresan. Bak bak. Ben en sevdiğim yer neresi biliyor musun bunda? Şu anten var ya. Evet. 4 kapıda. 4 kapıda anten. Zızızız, evet. Böyle hani teyp sesi alma. O zızızız, içeriden aynen. gelir ses. Aynen. Bak.
Arkadaşlara gösterelim abi. Bak bak abi. Şu güzelliğe baksana abi. Evet. Yani o senelerde neler yapmışlar ya. Bir de şık duruyor. Ya da biz belki de seviyoruz. Ben yani çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum abi. Şık duruyor. Yani bu E30'la birleşmiş bir şey evet. Bence. Evet. Arkadan gayet böyle şık duruyor. Baksana yani. Abi. Hani çok büyük bir şey değil ama beni cezbediyor abi bu. Hani böyle sabahleyin babam binerdi abi. Arka koltuğuna binerdim ben de. Çok ya, çok küçüğüm abi o zamanlar. Yani arkada ses geliyor ya. Teyp açılmazdı. Böyle zız 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 kalkardı var ya. Onu beni benden alırdı. Ben de daha ziyade kapanırken çok hoşlanıyor. Yani kapattım böyle gidiyorsun ya mesela. Evet. Böyle iniyor hani böyle araba böyle bir soft hale geliyor. Aynen. Ben de açılma sensinde kapanması hoşum. Evet abi. Artık yavaş yavaş içine geçelim. İçine geçmeden önce ne yapalım biliyor musun abi? Arkadaşlara bir şu M50B25'in sesini dinletelim diyorum. Dinletelim. Ne diyorsun? Sen ne dersen o. Tamam, çalıştırıyorum arkadaşlar için. Yani sen demin dedin zaten çok büyük bir ses yok ama. Yani ama bir kesişe doğru biraz çıkıyor ya. Okay. Abi. Bas kesin. Çok güzel yani. Sesi güzel. Aynen. Yani üst seviyelerde yüce bindiği zaman, yüke bindiği bir zaman. Bir de M50 B25'in abi filtre sesi de çok güzel. Evet arkadaşlar, bir tek direksiyonu bozuyor abi. İşte sen abi, zaten videoda söyledin. Direksiyon üstünde vardı da işte. Aynen. O frezesi meredesi falan filan bir şeyleri var ne bileyim işte biraz daha kafamız rahat olsun dedik. Şu an eksiğimiz arabanın içinde direksiyon merdeyi de aldık. Elektrikli merde mi? Elektrikli değil ama aynen. Şey panzotuyla falan beraber elektriklisi yani bulsam onu da alırdım ama yok işte zaten biliyorsun yok, parçalar biraz şey yani. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuzdur büyük ihtimal aracın kenarda saat çalışmıyor. Bu E-Tuz M3'ün olduğu için buna uyarlanması lazım. Hem uyarlanması evet işte okuyucudan falan da olabilir ona işte Fatih abi atacağım. Şey yapılacağı için, daha diferansiyelde değişeceği için yapacak. Aynen, bayağı abi. Güzel abi içi maşallah. Evet. Torku düzü, mark düzü, çoğu ev düzü çatlak. Evet, bu harbiden içi hatasız, o da hatasız yani. İşte kasetliği, işte o şey ışıklı. Vites ışıklı, aynen. Burada bunda ışık var. Harita okuma. Harita okuma aynası. İşte yol bilgisayarı var, işte bunun da hızını falan, sensörünü falan daha evet. Bağlamadık. Önden kablo çekiyorsun aşağı mesela -30 gösteriyor, o da evet. Neyse ona gösteriyor. Tek burada herhalde şey yok ya. Arıza okuyucu yok. O zaten herhalde 6 silindir, orijinal 6 silindir olanlarda oluyor. Bunda olmuyor. Checkboard yok bunda. Ha, alsan takıyor musun? Evet takıyorsun ama bilmiyorum çalıştırılabiliyor mu, çalıştırılabiliyor mu? Öyle afaki paralar değil o ama. Ama bildiğin şey yani mesela. Buranın arabasında falan bir arıza falan varsa orada gösteriyor. Evet, okey falan basıyorsun tabii. Ya, o teknolojiye, o eski zamana göre mükemmel araba yapmış adamlar evet, ya. Gerçekten mükemmel araba yapmış. Güzel, evet, ya işte bunda mesela 4 cam otomatik falan şey, klima, bunun hepsi o seneye göre yapmışlar. Tabii bunu başka markalar da yapmış, Mercedes falan da yapmış ama. Şey aldığında 4 başlık var mıydı abi yoksa? Aldığımda 4 başlık vardı, o kendi orijinal koltuklarında. Bunlar da 4 başlık, ama onda da var, orijinal koltuklarda duruyor. Söktüğüm hiçbir şeyde satmak taraftarı değilim genelde, hani dursun kenarda diye işte. Yine para, yine para. Tabii, şimdi afaki paralar gerçekten. Yani şunu sağ olsun, kamerayı kulakları içindesin. Kamerada selam olsun. Aa, kamera diyetti bunu getirdi. Adı pızırdı. O da çok iyi bir atıcı arkadaşım. Yani şuna bile atan. 3,5 binler para yazıyorlar ya. Tabii. Şey, sen orijinalinde var mıydı yoksa sonra? Saat vardı burada. İşte o saat taktık. Vardı. Ama galiba faal değil. Burada normalde şey olması lazım. Onu da takmadık. Onun da sinyal kolunun içinde bir lehimlik bir şey varmış. Evet. Uzunu çalışmıyordu. Uzun yapamıyordum. Onun için onu iptal ettik. Normalde orada da çalışıyor. Ama bir manası yok yani. Buradan da aynı işi buradan da yapıyorsun. Olmasına çok bir şey yok. Hani o olmasa da buradan çalışıyor yani. Bütün düğmeleri de buradan basıyorsun. Buradan çalışıyor. Hemen o kafayı kaldırıyor abi. Evet. Hiç ayar yok şu an. Yani tamamen neyiz mi? Depranselden sonra böyle sizin olduğu şey belli yani böyle araba. Atak atak. Depranselden araba dolayı zevkli evet. Yani. Tabii çok kısa olduğu için çok kısa, yani her yerde geliyor falan çok zevkli. Araba 150'de kesişe giriyor. Ben DBM bağladım baktım 155'te kesişe yapıyor. Vallahi. O kadar gidiyor yani. Ya yine keyif veriyor mu? Veriyor. İşte kadranı yeni taktık söyledim. M3 kadranı. M3 kadranı bulmak dert. Evet öyleymiş. Şans yüzümüze güldü diyeyim. Bayağı bir dert yani. Bulmak bir dert abi. Evet bulmak da takmak da sağ olsun. Bunu da bırak geçen akşam kırmadı beni. Taktı.
dedim ki şu an tek beni rahatsız eden hidroksiyon. Bu böyle bana şey gelir. Dede hidroksiyonu diyorum ben buna. Aynı şey, aynı şey. Normalde sen arabayı gördüğünde M2 üstündeydi zaten daha önceden. Ben videodan veya Instagram'dan gördüğünde fotoğraflardan gördüm, evet, M2 üstündeydi. Ben yakından görmedim abi arabayı. Muayeneye giderken ben sadece işte hidroksiyon ayar için falan söktüm. Baktım ki böyle freziz kötü. Sağ olsun işte onu arkadaşlar değiştirdiler hidroksiyonu. Şimdi işte kaplanıyor. Kaplandıktan sonra takacağız perdeyle beraber. Onu da takacağım. Bana göre yani iç kombinasyon olarak işi bitiyor yani. Daha yani içine yapacağım bir şey yok. Bu kadar. Daha bir şey kalmamış zaten abi. Yani. Ya vardır tabii de yani ama güzel bence şu anda. Ya kararında şu an kararında güzel. Kararında evet. Ya işte mesela koyloburun farkını bilmiyorum hissedebiliyor musun? Yani evet gerçekten abi tok biraz. Çok tok. Arabanın yere basışı koyloburla gerçekten çok iyi. Hani ben emin ufak yandık da abi. Videoyu açmamıştık. Tabii tabii. Ya yandı böyle özellikle ıslakta çok keyifli. Yani araba da bence ıslakta daha az yoruluyor. Evet biraz daha boş. Az yoruluyor da ıslakta da herkes işte kaçtığı zaman da. Evet Allah korusun. Geri getirmek zor oluyor. Zor, mesela bu yanları ben hani çok düzgün diye bozmadım. Bu koltukları alırken bu döşemeler de vardı. Onları istemedim mesela almadım. Hani yanları böyle bıraktım. Güzel hani bence hani şu kombinasyonu bozmak istemedim. Yani şimdi araba mesela buradan siyah geliyor. Hani burada şimdi bir renk yani. Yani böyle güzel böyle olabilir de olmayabilir de. Ya bence böyle daha bir şey. Hoş. Yani buralarda da geliyor ama tabii videodan hissedilmiyordur o muhtemelen. Yani, ufak geliyor abi. Böyle iyi asfalt hani. Bayağı iyi abi. Lastikler de, lastikler de sıfır. Biraz o da şeyi seçiyor. Yolu seçiyor. Bir de kuyruğunda tutuyor mu görüyor musun? Tutuyor abi araba. Gerçekten tutuyor ya. Ya şey gibi. Oluyor. Şey gibi şu an sanki hani. Git pisti dön falan gibi yani böyle time trial falan koştur gibi yani. Seviyorsun ama. Şeyde ilk çıktığımız yakalasaydın Ümraniye'den iki tarafı öyle bağladım o mesela. Evet, o güzel olmuştu, o güzel görünüyordu. O asfalt da biraz şey. Şimdi anlayamadın diye yorumlar gelecek ama arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Kendi malınız olmadığı zaman başkasının malına yani kendi malın gibi baktı benim açımdan dolayı böyle olduğu için ben biraz yine çok zorlamak istemiyorum aracı. Maşallah çok güzel yani. Senin için sıkıntı yok. Eyvallah abi. Allah razı olsun tabii ki de. Ama yani ben içimden öyle gelmiyor abi. Ya zaten yani işi bilen herkesi bilir. Yani şöyle bir yolda kimse hani çok düzgün bir olsun. Yani böyle basmanız zaten kimse zorlamaz. Öyle bir kuvvet yok zaten. Yani aynen. Sonuçta bu araba hani 300-500 beygirli bir araba değil yani. Bu motor yani 190 beygirlik. Yani işte o teknolojinin atıyorum 97 mi 98 mi? 92'de çıktı galiba. İşte yani o teknolojinin motoru yani çok aman aman bir şey beklenecek motor değil. Yani bunlar şey böyle. Hepsi altı motoru işte. İlk böyle basında böyle hın sonra mesela gücü düşen motor. Onun için zaten bunları egzantrik desteğiyle biraz daha hareketlendiriyorlar. Yani böyle uçup kaçan bir havası yok şu an arabanın ama evet. Hani 200 beygir olunca 200-210 beygir yani bize yetecek kadar olur. Yani ne bileyim köşelerde biraz gelir. Ya bu araba böyle zaten abi şimdi. Yani bu bir yarış arabası değil sonuçta aynen, bu binerken evet keyif alabileceğin. Biraz hızlı gitsin. Evet. Yanlasın ufak. Ya ayağımız altında gaz olsun. Bu kadar yani. Bizim aynen. Şu an derdimiz yani bu araba da bu. Hani çünkü 3.16 ile gerçekten şeydi. Çok keyifsizdi yani. Bir iyi bir Tofaş bile. Geçer yani 3.16 halinde. Gerçekten. 100 beygir mi? 70 beygir kaç beygir? Yani o kadar bir şey. Ben Şahin Doğan da çok severim. Hani onlardan yavaş. Ya artık zaman geçtiği için eskiyor abi her şey. Ya benim için önemli şey arabanın içi ve şey ses olmayacak yani böyle hiç. Abi Fatih abi maşallah tekrar söylüyorum. Birçok videoda Fatih abinin yaptığı arabalarla zaten çekiyoruz evet. Az çok. Evet. Yani çevremiz hani Fatih abiye bağlantılı olduğu evet. için biraz. Hani her şeyle bak abi tıkır tıkır yapmış. Evet, sevkli yani. Evet. İşte koyloburudur hani bildiği için hani şunu takalım tamam demişsin sen tabii, de. Tabii, öyle tabii. Olmuş yani bu araba. Ya ben koyloburu ta işte 2009'da Taypar zamanında kullanmıştım. O zaman biliyorsun ben işte Job Taypar vardı. Evet. O zaman Mehmet'in kulaklarında Mehmet'te de Sus Taypar var. O dönemler sabaha kadar gazladığımız dönem falan böyle. Boston Express yolunda böyle gene gazlıyoruz. Böyle bir yolda şey olur ya şöyle bir... Evet atlama. Atlama. Oradan atladık. Tamam benim böyle yüreğim ağzıma geldi böyle sağ tarafta böyle. Neredeyse arabayı falan çekeceğim yani böyle 200-220'yiz. Araba kendini kaybetti. Mehmet ara yanıma gelmiş 2 diyor. Dedim oğlum arabayı vuruyorduk falan hani böyle dönüyorduk falan. Ne oldu falan diyor. Anlamamış bile. Onda da body club vardı. Yani o gün sonra arabayı ben sürdüm. Dedim ki bu ne ya? O zaman Mini'nin yeni çıktığı dönem yani böyle yani böyle çok böyle ravaşlı olduğu dönem. Evet, evet, biliyorsun Mini'de evet, çok iyi oturuyor falan. Dedim oğlum senin araban Mini Cooper gibi. Ha falan dedi. Benim arabaya bir geçti. Biz o zaman tabii yay pres. Hani böyle şey yani araba hani böyle basık olsa ne olursa olsun modeli. Aa dedi senin araba dedi çok kötüymüş. O zamandan beri ağzımıza kalıyoruz. Yayı kayranı gibi diyoruz hep. Hani. Evet. Onun için ben yani bu arabada hep istiyordum.
Koyla bıra. Sonuçta 1.6'dan hacim 2.5'a çıkıyor. İster istemez araba iki katı güçleniyor. Onun için ben dedim ki üstünde bir koyla bıra olsun. Yani en azından şart. Yere düzgün bassın. Yani benim pismis döneceğimden değil. Yani ben o kafada çok bu değilim yani. Bu arabaya gerek yok abi. Yani. Işte. Bazı araba vardır yaparsın o işleri. Ama bu arabaya gerek yok. Yani işte bunu hafta sonu çıkaralım. Bir dolaşalım. Ne bileyim. Çıkaralım, bir yıkayalım, temizleyelim. Yani bizimle aynı kafada çok insan vardır. Olmayan da vardır tabii ama tabii. O keyfi bilen bilir yani. Hani kendinin böyle yıkamasının nasıl böyle keyif verdiğin, arabanın aynen. Her yerindeki çizdiğini, mizdiğini kendin böyle bilirsin, edersin. Hani o da değişik bir keyif. Herkesin işte bu hayatta zevk aldığı, keyif aldığı bir şey var yani. Biz de bununla stresimizi atıyoruz. Sen olimpleri bıraktın, buna geçtin. Ya bırakmadık ama işte M5 varken en son kovalıyorduk. Ne kadar M5 olan arkadaşımız varsa hepsine bir deneyelim dedik ama çok orada olmadılar. Yine bizi Selim abi kırmadı da denedik sağ olsun. Aynen Selim abi yapmışlar yani. Yapmışlar denedik evet. Ne kadar geçileceğimi görmeye gittim. Ama iyiydi yani benim için iyiydi. Aslında nasıl fark edebiliyor musun? Aynen abi. Kesici sesi duymak istedim abi. Evet. Kesici sesiyle de artık sesi güzel. Ne yapalım? Videoyu kapatalım abi. Ne diyoruz abi? Kanala abone olmayı, beğenmeyi, beğenmeyi, sosyal medya hesaplarında paylaşmayı. Bak Atahan'la bir de izleyenler için şunu söyleyeyim arkadaşlar. Atahan'la böyle bir şeye girdik. Atahan dedim benim sevenim çoktur. Çok hesaplarında paylaşırlar dedim. Hani en çok benim videomu izlenin dedim. Lütfen yüzümü kara çıkarmayın. Hani böyle bir davar Atahan yok abi falan dedi ama bakacağız. Yok öyle demedim abi. Senin çok izleneceğinden eminim zaten. İnşallah. Abi. Kısmet abi tabii bu işler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanala abone tekrar da olursanız seviniriz. Görüşmek üzere. Saygılar. Herkese iyi günler.